Bir gün internette Mehdilik'le ilgili araştırma yaparken Necmettin Erbakan hocamızın 1971 yılında Diyarbakır'da yapmış olduğu bir konuşmanın Milli Nizam Partisi kapatma davasında suç teşkil ettiğini gördüm. Yani Erbakan hocamızın bir konuşmasını suç delili olarak mahkemeye sunmuşlar. Konuşmadan suç unsuru görülen bölüm aşağıdaki gibidir diyor. 14.1.1971 günü Diyarbakır İl Kongresi'ndeki konuşma. Bizim itikadımıza göre diyor Erbakan hocamız. Bizim itikadımıza göre, bizim inancımıza göre Mehdi Aleyhisselam geleceğini ve onun devrinden önce de ona basamak olacak devirlerin geleceğini, yani ona zemin hazırlanacağını, dua ve temennilerinin Milli Nizam Partisi'nin Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi Aleyhisselam'ın devrine basamak teşkil etmesi olduğunu ifade etmiştir diyor mahkeme. Ama bakın çok net konuşmuş zaten bakın. Bizim itikadımıza göre Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve onun devrinden önce de ona basamak olacak devirlerin geleceğini, zemin hazırlanacağını, dua ve temennilerinin Milli Nizam'ın Mehdi Aleyhisselam'ın devrine basamak teşkil etmesi olduğunu beyan etmesi. Sayfa 9'da, cilt 2. Hocam Erbakan hocamızın da Mehdi'ye zemin hazırlayıcı olduğunu bilmiyordum. Ve ona gerçekten durum böyleyse dua ettim. Gerçekten durum böyleyse işte resmi açıklama yani. Tabii böyle. Yani yaptığı konuşmayı söylüyor zaten. Bu konuda sizin düşünceniz nelerdir? Ben Erbakan hocamı canım gibi severim. Çok şahane bir insandır. O devirde samimi olarak söylemiş ama suç unsuru oluşmuş. Yani hakikaten yani partiler kanununa göre böyle bir üslup suç unsuru olarak değerlendirilebilir. Ben bunu konuşurum. Benim demem suç unsuru olmaz ama bir siyasi partinin bu gerçeği ifade etmesi suç unsuru oluşturabilir hakikaten. O da söylemiş ama dedikleri doğru. Dedikleri doğru. Fakat partiler kanununa göre herhalde çelişmiş ki mahkeme bunu delil olarak kullanmış. Mahkemeye saygımız var. Kararına da saygımız var. Ama hocamızın, Erbakan hocamızın Behdi aşığı olduğunu da böylece herkes görmüş oluyor. Evet hocam. İnşallah. Maşallah.